Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur ve Ordu Spor 1967 Kulüp Başkanı Adem Akça birleşmek için bir araya geldi. Ordu futbolunda birleşme görüşmeleri Ordu'da devam ediyor. İki kulüp başkanı Şükrü Bodur ve Adem Akça fikir alışverişinde bulunuyor. Daha önce İstanbul'da bir araya gelen iki kulüp başkanı tek takım altında mücadele etmek için yoğun çaba sarf ediyor. 52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur ve Ordu Spor 1967 Kulüp Başkanı Adem Akça akşam saatlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'le bir araya gelecek. Bu toplantıdan çıkacak kararın ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel de görüşmelere katılacak. Toplantıda 52 Ordu Spor, Ordu Spor 1967 ve Ordu Spor'un birleşerek bir takım adı altında mücadele edeceği iddia ediliyor. Birleşmenin bir takım altında olması ve diğer takımlarla ilgili kararın bu toplantıdan sonra verilmesi bekleniyor. Anlaşma olmaması durumunda 3 takım da hedefleri doğrultusunda yoluna devam edecek. Yeni sezonda 3. lig 3. grupta mücadele edecek Fas'la Belediyespor dış transferde 7 transfere imza attı. Yeni sezonda 3. lig 3. grupta mücadele edecek Fas'la Belediyespor'da yönetim iddialı kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Şu ana kadar dış transferde 7 oyuncuyla anlaşan temsilcimiz transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler dış transferde Hakan Aydın, Sefa Akınbaşı Büyük, Ertuğrul Usta, Muhammed Öztürk, Ömürcan Çavuşoğlu, Muhammed Burak Çelik ve Emre Kara ile anlaştı. Fas'la Belediyespor dış transferde en az 10 oyuncuyu daha katarak transferi tamamlayacak. Öte yandan Sarı Lacivertliler'de genel kurul 12 Temmuz Salı günü Fas'ta gerçekleştirilecek. Mevcut kulüp başkanı Adem Bekar'ın aday olması beklenmezken iş insanı Üzeyir Erdoğan'ın tek listeyle seçime girmesi bekleniyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.